Yasin kelimesinin özelliklerine bakıyorduk. Bu özellikler devam ediyor. Tabii ki Yasin kelimesinin genel mutlak bütün açılımları bu kadar değil. Bunlar onlardan bazıları olmakta. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim okur iken bizler zannediyoruz ki biz okuyoruz. Yani açtık. Aslında herhangi bir kitapta aynı durumda. Açtık okuyorken biz okuyor zannediyoruz. Halbuki iş tam tersi, o bize okunuyor. Yani oradaki yazılar bize aktarılıyor. Biz görme vasıtasıyla onları beynimize aktarıyoruz. Yani onlar bize okunuyor. Eğer sayfa düz bir sayfa ise okunacak bir şey olmadığından okunamıyor. Biz de okuyamıyoruz. Neden? Bir şey yok çünkü. İşte Kur'an-ı Kerim'e, bilhassa Kur'an-ı Kerim'e bu gözle bakarsak Rabbimizin ne kadar büyük bir lütuf üzere olduğu açık olarak görülmüş olmakta. Yani Cenab-ı Hak hem metni yazmış hem de bizim idrak, akıl ve beyinlerimize onu ayna gibi aktarıyor. İşte biz bir ayna olursak o bize yansımış oluyor. Ve belirli elbiseler içerisinde o manalar bize geldiğinden, yani elif, be, te, se gibi sembollerle bize geldiğinden, biz de o sembollerin zahiri manada neler ifade ettiklerini bildiğimizden, tek tek olan harflerin hecelere, hecelerin de kelimelere ulaştırılmasıyla, oradan da cümleler, oradan da manaların bize aktarılmasıyla biz kendimizdeki o harf tanımıyla okuduğumuzu zannediyoruz. İşte demin de dediğimiz gibi orada yazılı hiçbir şey olmamış olsa biz neyi okumuş olduğumuzu zannedeceğiz. İşte bütün bu sistemi Cenab-ı Hak o kadar muhkem bir şekilde Alim ismiyle ve Kadir ismiyle bizlere sunmuş, açmış ki biz bunun bile farkında değiliz. Okuduğumuz zaman biz okuduk zannediyoruz. Tabii bizim de yapmamız gereken o kitabı alıp açmak olacaktır. Yani o kadar bir zahmet de bize düşüyor. Kur'an-ı Kerim okurken bizler zannediyoruz ki biz okuyoruz. Oysa Kur'an-ı Kerim bize okunuyor. Çünkü okuyanın biz olması için kurguyu bizim yapmamız ve bize ait olması gerekir. Kur'an-ı Kerim ilahi tertip ile tertip edilmiştir ve biz baktığımızda harflerin şekillerini görüyoruz ve bu harfleri birleştirerek kelimeye çeviriyoruz. İşte bize bu şekilde yansıdığı için insan bu alemde Hakk'ın en büyük aynasıdır. Herhangi bir varlık, herhangi bir mahluk önünde Kur'an-ı Kerim açılmış olsa ne anlayacak? Hiçbir şey anlamayacak. İşte bu yüzden Allah'ın kelamını ancak insan anlayabildiğinden böylece de Allah'ın aynası olmuş oluyor. Ve kendisindeki hakikatler insana aktarıldığından diğer ifadeyle aynısı oluyor. Çünkü karşılıklı iki şey aynı olmaz ise zaten arada ulaşım olmaz. Bu şekilde diğer canlılar da görür fakat yansıtma kabiliyetleri olmadığından ayna olamazlar. İşte bir bakıma ben insanın sırrıyım, insan da benim sırrımdır diye ifade edilen hadise de buna benzer. Bizler ayna olarak kendimizi ne kadar temizlemiş isek ve irfaniyet olarak aynamızı ne kadar parlatmış isek, Kur'an-ı Kerim bizde açılıp genişlemesi, parlaması, muhabbetlenmesi o derece artmış olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ulaştırdığı gibi
Kur'an ve insan bir batında doğan ikiz kardeştir. İşte ikiz kardeşin ayrı ayrı oldukları süre içerisinde birbirleriyle olan irtibatları Kur'an-ı Kerim okunmaya başladığı zamandır. İki kardeşin birleştiği süreler. Bak. Yasin derken sin harfinin yazılışta 3 adet kucağı vardır. Ve bunların her biri insanın mana aleminde yaptığı her bir seferi göstermektedir. Bu nedenle asıl olan Arapça harflerin ifade ettiği manaları bilmektir. Yani harflerin, sembol şekillerinin dahi kendi üzerlerinde büyük bir ifadeleri olmaktadır. Sin harfini gördüğümüz zaman o şekle baktığımızda biz sadece harfin ismini tanımlamış oluruz. Ama sin harfinin şekil yapısına baktığımız zamandaki manasını da düşünmeye başladığımız zaman o halde sin harfi bize çok daha başka türlü açılmış olur. Bakın yukarıda da bahsedildiği gibi sin harfinin 3 tane kucağı vardı. Şimdi şöyle 3 tane de dişleri vardır yukarıya doğru. 3 dişin arasındaki yuvarlak kucaktır. Sin'in uç tarafında olan da en geniş kucaktır. Yani kendisine gelen ilahi tecellileri her makamda ayrı ayrı bu kucaklarında taşır, muhafaza eder. Ana kucağı, baba kucağı gibi. Ayrıca sin her ne kadar bir harfi ifade ediyorsa da aslında 3 harften meydana gelmiştir. S, İ, Nun harflerinden. Sin bir harftir ama kendisinin ifade edilmesi 3 harfle olmaktadır. Ayrıca bu yönüyle de incelemek lazımdır. Ama gayemiz sin harfinin alfabe olarak genişlemesini değil, Yasin'de bulunan halini açıklamaya çalışmaktır. 3 adet kucağı vardır ve bunların her biri insanın mana aleminde yaptığı her bir seferi göstermektedir. Bu nedenle asıl olan Arapça harflerin yani Latin harfleriyle karşılıkları olanların değil, asli kendi öz Arapça harflerini ifade ettiği manaları bilmektir. Birinci sefer yani sin yani insanın seferlerinden birinci sefer haktan halka iniştir. Yani her birerlerimizin hak tarafından 18 bin alemi aşarak dünyaya Adem suretiyle gelmesidir ki zaruri olan seyirdir. Seyri mutlak. Yani bunu durduracak hiçbir kudret yoktur. Ve biz de bu indiriliş nüzül içerisindeyiz. Her birerlerimiz bunu ne annelerimiz, babalarımız, ne kimsenin, ne devletin durdurmaya gücü yetmiyor. İkinci sefer yeryüzüne indikten sonra ademiyet hakikatlerini idrak ederek geldiği yönden tekrar hakikati Muhammediye'ye yani fenafillaha ulaşmaktır. Dışarıdan tanınmayacak şekilde ilahi cezbeyle burada kalınabilir. Üçüncü sefer, ikinci seferde kalmayıp Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun kendisini görevli olarak oradan alarak insanı kamil olarak bütün alemi kucaklatmasıdır ki işte gerçek sin de budur. Ve sinin ucu da budur. Yani en geniş mahalde yük kabul eden yerdir. Diğerleri sureta sin'dir. Yani insanların genel olarak insanlık olmaları sureta yani suret ve benzeyiş olaraktır.
gerçek sin hükmünde olan, yasin hükmünde olan insanı kamil ise bu seferi yapanlardır. Bu kucaklama özleri itibariyle insanlar arasında hiçbir ayrım yapmadan olan kucaklamadır. Yani ehli küfrü, ehli imanı, ehli batılı, ehli hakkı hepsini kucaklamaktadır. Eğer kucaklamamış olsa o zaman bu kesret ehli olur. Kucaklamadığı kimselere başka bir Rab bulması gerekir. Böyle bir şey de olmayacağına göre insan-ı kamil bütün ne varsa alemde hepsini kucaklamadadır. İnsanların fiilleri itibariyle olan durum ise ayrı bir konudur ki üzerinde çok durulması gerekir. Bütün insanlarda olan öz, kendi özü olan hakikat ilahiyeden başka bir şey değildir. Bu mevzuya bir yakınlık düşünmeye çalışırsak, Yunus Emre'nin pazar ettik götürü sözü buraya aittir. Yani götürü pazarlıktan kasıt hepsini almak. Bir fabrikanın satışa çıkardığı malların içerisinde eksiği vardır, yanığı vardır, yırtığı vardır. Efendim, modası geçmiş olanı vardır, rengini modası geçmiş olanı vardır. Ama götürü de onlar hep birer sayılır ve toptan alınır. Alan kişi de onların hepsini kabul ederek alır. Buna götürü denir. İşte Yunus Emre, Elif okuduk ötürü dediği bu, pazar ettik götürü dediği de bu. İşte Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu oluşum içerisinde abdesti alarak bütün iyi niyetiyle, safiyetiyle Kur'an-ı Kerim'i açmış ve okumaya gayretli olan kişiye bu şekilde hitap ederek "Ey Habibim şimdi oku" diyor Yasin'e başlarken. Oku demekle Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kendisi okuyor ve dinle bakalım diyor. Çünkü bizlerde ilk faaliyete geçmesi gereken kulaktır. Şimdi Yasin oku, ıkra dediği zaman Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kendisi okuyor ve dinle bakalım diyor. Çünkü bizlerde ilk faaliyete geçmesi gereken kulaktır. Kur'an okuyorken zannediyoruz ki biz okumaya başlıyoruz. Halbuki biz okumaya değil dinlemeye başlıyoruz. Dinle nâyı çün şikayet etme de diye bahsettiği gibi Mevlana Hazretleri. Bu arada artık eğitilip kemale ermiş olan kulağa hitap edilmektedir. Ayrıca oku denmekte eğitilip kemale ermiş, duyma kabiliyetini gerçek manada geliştirmiş olan kulağa hitap edilmektedir. Kulaktan bu hitap ile göze, daha sonra gözden gönle hitap olacaktır. İşte bu kalpler gerçek manada mutmain olan kalplerdir. Ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu kalplere erci ile Rabbik 89'a 28 hitabını yapmaktadır. Bu mertebeye gelen kişi gerçek Rabbına yönelmektedir. Daha önceki mertebelerde kendini Rabbına dönmüş zanneden kimseler bu mertebeye gelince İşte Rab olarak bir başka yere döndüklerini anlıyorlar ki ikaz bu nedenle gelmektedir. Rabbine dön. Bir anlamda daha önce yapılan ibadetler gaflet ile olsa dahi onlarda mazursun demektir. Fakat bundan sonra bu mazuriyet kalkmıştır. Bizler de terbiye ettiklerimizi
ettiklerimize deriz ya bazen, hadi bu sefer yaptın ama bundan sonra senden bu beklenmez, dikkat et kitabı gibidir. İşte bu mertebede sin mertebeyi Muhammediye hakikatindeki kamil insandır. Yukarıda bahsedildiği şekilde ona Yasin diye hitap, kendinden kendine hitap etmektedir. İrfan ehli bu hitabı her mertebeden değerlendirir. Ehli nakıs ise kendi bulunduğu ikilik üzere sevap kastıyla okumuş olduğu mertebeden okur. Her iki tür okuyuş da makbuldür. Ancak biri gaipte olan hakka, diğeri ise hazırda olan hakka hazır olarak okunmuş olur. Yasin okumaktan gaye budur. İşte bu okuyuş ölü kalpleri diriltir. Diğeri ise sevap kazandırır. Tabii ki bu da çok güzeldir. (36) Yasin 2 Vel Kur'anil Hakim. Hakim, hüküm ve hikmet sahibi Kur'an'ı andolsun. Burada vav harfi atıf oldu. Bir şey belirtti ve kasem oldu. Yani önceki ayeti kerime ile birleşerek Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Yasin ve Kur'an eş değerdir demek istedi. Bir daha okuyayım şimdi. Burada vav harfi vav'a atıf oldu. Yani vel derken vav'a atıf. Bir şey belirtti ve kasem oldu. Yani yemin oldu. Yani önceki ayet-i kerime ile birleşerek Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Yasin ve Kur'an dedi. Eş değerdir demek istedi. Yasin ve Kur'an. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu burada Yasin olarak ifade ettiği bu insan, insanın natık, yani insanı kamil hükmüyle konuşan Kur'an oldu ve Kur'an-ı Kerim ile kardeş oldu ve Kur'an ve insan bir batında doğan ikiz kardeştir hükmü faaliyete geçmiş oldu. Demek ki insan Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun kendisine muazzam şeyler lütfettiği, zati tecellilerini verdiği Kur'an olarak elimizde bulunan bu Musab-ı Şerif'in diğer bir şekilde açılımını meydana getirdiğinden Kur'an'da en büyük hizmeti yapan oldu. Kur'an'ın en büyük hizmetkarı da insandır. Yani Kur'an'a en büyük hizmeti yapan insan oldu. İşte insan-ı kamil esas Kur'an'ın hammalıdır. Hamele-i Kur'an derler. Kime? Hafızlara hamele-i Kur'an derler. Ancak onlar lafzının hammalıdır. Yani yüklenicisidir. İnsan-ı kamil ise manasının yüklenicisidir ki lafızla mana birbirinden ayrı olmamakla birlikte ama idrak sahibi olmayan kimseler için ayrı şeylerdir. Yani zati taşıyıcısıdır insan-ı kamil. Kur'an'ın hammalı, yani zati olarak taşıyıcısıdır. Sadece emir ve nehilerini taşıyıcısı değildir. Hafızlar Kur'an-ı Kerim'in lafzını ezberinde tutup taşırlar. Ancak lafzın içinde mevcut olan nurunu, ruhunu, feyzini bilemezler. Yani onların taşıyıcıları değildir. Bilmeleri için
irfaniyetleri olması gerekir. İşte irfaniyeti olan kimse lafzını tam olarak yüklenemez. Lafzını tam olarak yüklenemez, ancak manasını tümden yüklendiğinden, lafzını ezberleyerek yüklenmiş olandan daha yüksek bir halde olur. Yani şunu demek istiyorum. İnsan-ı kamil belki Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberinde tutamaz, ama manası ve hakikati kendindedir. Zahirini ezberleyenin ise manası yoktur, lafzı vardır sadece. Yani dış hali, kelamı vardır. Bu nedenle manasını taşıyanın yükü çok daha fazladır. Ezber olarak hepsini bilmese dahi okuduğunda bütün manalara nüfuz edebileceği için taşıyıcılığı çok büyüktür. Yani ezberinde yoktur. Ama metni alır, okuduğu zaman onun batını hakikatlerini idrak eder. Ama zahirini ezberlemiş olan, isterse tamamını ezberlemiş olsun, sadece onun aktarıcısı olur. Yani kaseti olur, kendisi olmaz. Taşıyıcılığı çok büyüktür. Uluhiyet mertebesinin zuhura çıkmasını sağlayan mahaldir. İşte o Kur'an öyle bir Kur'an ki hakim, yani hikmetlerle doludur. Her şeyin hakikatini getiren, bütün gizli ve açık olanları getirendir. Ayet-i kerimede kime hikmet verilmiş ise ona çok büyük hayır verilmiştir. 2'ye 269 denildiği zaman aklımıza zahiri olarak dünyadaki hayırlar gelmektedir. Bu da hayırdır. Ancak esas hayır, hakim isminin zuhuruyla meydana gelen hikmetlerle yapılandır ki hiç eksilmeyecek olan ebedi hayırdır. Diğerleri eninde sonunda bozulur ve o anda sevabı da biter. Hikmet ise ahirete intikal eden en büyük vasıflardır. Yasin 36:3 İnneke le minel mürselin diye devam ediyor. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz hakkında belirtilen 373 ayetten bazıları. Yani sadece o kadarlarını okuyorum. Muhakkak ki sen gerçekten gönderilen rasullerdensin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu tekrar muhatap alarak ve tasdik ederek inneke hitabı ile ey evvela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şahsında, sonra bütün peygamber hazaratının ve evliya hazaratının şahıslarında olmak üzere bütün insanlar için kim okursa okusun muhakkak irsal edecek bir şey vardır hitabını yapıyor. İnneke le minel mürsel. Bu ayet-i kerimeyi kim okursa muhatabı o olmakta. Ve Cenab-ı Hak amir hüküm olarak ve müjde olarak vermekte. Böyle baktığımız zaman meseleyi bunu anlayabiliriz. İnneke, çünkü okuyan bize Kur'an-ı Kerim'i yazan, metni veren, okuyan o. Biz okunan olmaktayız. Her ne kadar kendimizi okuyan olarak zannediyor isek de, ama biz okunanız. Kur'an-ı Kerim bize okunuyor. Eğer şu Kur'an-ı Kerim içerisindeki ayet-i kerimeler metin olmasa neyi okuduğumuzu zannedeceğiz. İşte bizim gözümüze hitap eden, gözümüze görünen o sembol şekiller aklımıza ulaştığı zaman ve idrakimizdeki karşılıkları ile içerisindeki manalarını anlamaya çalışıyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'i biz okumuyoruz. Kur'an-ı Kerim bize okunuyor. E peki biz ne yapıyoruz o zaman? Hiçbir iş mi yapmıyoruz? Alıyoruz, abdest alıyoruz, açıyoruz Kur'an-ı Kerim'in satırlarına bakıyoruz. Ha, işte Kur'an-ı Kerim'in bize okunmasına yardımcı oluyoruz. Aradığımız mevzu hakkında ayeti veya sevap kazanmak için okuyoruz. Kur'an-ı Kerim sevap kazanmak için okumak biraz kolaycılık tipidir. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için okumak lazım. Sevap biraz nefsimize ait tarafıdır.
Ama Kur'an-ı Kerim'i anlarsak o bize ait tarafı olur. Anlamadan okuduğumuz Kur'an-ı Kerim, biriktirdiğimiz paraların, mesela o biriktirdiğimiz kumbara, neyse işte, ne attığımızı bilmeden yaptığımız iştir. Biriktiriyoruz zannediyoruz ama kaç kuruş attık, kaç lira attık, elimize geçen bir değeri oraya atmışız gibidir. Ancak bu küçümseniyor diye anlaşılmasın, bu halimizin durumunu belirtmek içindir. Bilmeden bir şeyi toplamak mı hayırlıdır? Bilerek bir şeyin ne olduğu, değerini bilerek ve aldığımız o malzemeyi kendi yerde raflarına koyarak mı düzenli bir mala sahip olmak daha güzeldir? Evet, inneke leminel nurseli, muhakkak sen gerçekten gönderilen rasullerdensin. Her birerlerimiz gönderilmiş, kendi sahamızda birer rasulüz. Peygamber manasına değil. Rasul irsal edici, ulaştırıcı manasındadır. Bu Kur'an-ı Kerim'deki ifadesi Allah'ın kelimelerini, kelamlarını ulaştıran, yani Allah'ın kitabını ulaştıran, Allah'ın sözlerini ulaştıran manasındadır. Biz de işte ruhumuzun hakikatiyle kendimize, nefsimize bir şeyler ulaştırıyor isek, yani hakikatimize bir şeyler ulaştırabiliyorsak veya zahirimizden batınımıza bir şeyler ulaştırabiliyor isek, biz de kendi kendimizin habercisi, rasulüyüz. Ne zaman, nerede, neyi idrak etmiş isek, o zaman biz kendi kendimizin risaleti, rasulüyüz. Ama peygamber manasına değil, irsal edici, ulaştırıcı, oluşturucu, idrak edici manasında olarak. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu tekrar muhatap alarak ve tasdik ederek inneke, bakın inneke, muhakkak ki sen, burada evvela kasıt Peygamber Efendimiz'dir, ondan sonra Evliyaullah, Ehlullah'tır, Arifler'dir, ondan sonra da müminler, ittekiler, muttakiler, ondan sonra okuyan her mümindir. İnneke, bakın kefsen, yani o kadar açık. Ama biz şartlanmışlığımız içerisinde, bu sadece Efendimiz'e aittir bu kef hükmü diye baktığımızda, Kur'an-ı Kerim'den biz gerçek manada istifade edicilerden olamayız. Sadece sevap kazanırız. O da biraz hayali olur. Yani sevap kazanmak, günah kazanmaktan tabii çok güzel bir şey de, ama her şeyden evvel kişinin kendini kazanması hepsinde mühimdir. Kendini kazanmayan insan, hayalde olan insan, cennete gitse yine hayaldedir, cehenneme gitse yine hayaldedir, Allah etmesin. İşte burada Cenab-ı Hak inneke dediği, bakın, bizim gerçek kimliğimizi muhatap alarak söylemek. Cesedimizi, bedenimizi, nefsi emmaremizi değil. İnneke dediği zaman kendi hakikatinin, idrakinin içerisinde bulunduğu ilahi sahamıza muhatap alarak hitap etmek. İnneke hitabı ile evvela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şahsında, sonra bütün peygamber hazaratının ve evliya hazaratının şahıslarında olmak üzere bütün insanlar için kim okursa okusun muhakkak irsal edecek bir şey vardır hitabını yapıyor. İnneke, muhakkak ki sen. Sadece ke, kef sen demiyor. İnneke, yani muhakkak ki sen. Kişi bütün Kur'an-ı Kerim'i bilmese dahi içinden neyi biliyorsa onu mutlaka ulaştırması lazımdır. En küçüğünden en büyüğüne kadar inneke hitabına muhataptır. Sen okuyan kişi bilebildiğin kadar başkalarına ulaştırmaya görevlisin demektir. Tabi evvela kendimize ulaştırmakla görevliyiz Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'i biz okuruz ama acaba bize ulaştırabildik mi? Yani kendimize ulaştırabildik mi? Lafzen Kur'an-ı Kerim'i okumak, kendimize ulaştırmak demek değil. Kulaklarımız duyar ama okuduğumuzun ne olduğunu farkında olmadığımızdan hoş, güzel, huzurlu bir zaman geçirmiş oluruz.
ve Fatiha deyip sevap kazanmış oluruz. O da çok güzel tabii de, ama anlayarak okunması, Kur'an-ı Kerim'in kendisinin muhatabı olduğunu ve muhatabiyetin de ne kadar değerli bir şey olduğunu idrak etmesi kişinin kendisine çok şeyler kazandıracaktır. Hani bazı konuşmalar yapılır ya, bazı kişiler bazı büyük lüktaslarla, ya sen benim muhatabım mısın diye affedersiniz yani. Böyle basitçe konuşurlar, kendilerini yüksek görürler. İşte Cenab-ı Hak bizi muhatap almış, bakın karşısına. Ne kadar büyük bir değer vermiş. İnneke diye açık olarak ifade ediyor Peygamberimizin şahsında, onun ümmetine. Çünkü Peygamberimiz bize numune-i alemdir. Yani bu alemde ne varsa, kendinde ne varsa evvela kendinde zuhura gelir, sonra da bizlere aktarılır. Risalet budur zaten. Yani Peygamberimizin sadece kendine ait değil Kur'an-ı Kerim. Bize gelmesi, ulaştırması için kendisi bir vesiledir. Yani Kur'an-ı Kerim evvela Peygamberimizin şahsında ona gelmekte, o da bize aktarmaktadır. İşte Risalet de budur. Yani Kur'an-ı Kerim'de ne varsa hepsi bizedir. Kişi bütün Kur'an-ı Kerim'i bilmese dahi içinden neyi biliyorsa onu mutlaka ulaştırması lazımdır. En küçüğünden en büyüğüne kadar inneke hitabına muhataptır. Yani kim okursa okursun, çocuk okusun, büyük okusun, yaşlı okusun. Sen okuyan kişi bilebildiğin kadar başkalarına da ulaştırmaya görevlisin demektir. Ancak şunu da belirtmek lazımdır ki bu tebliği amirane olarak değil nezaketle yapmak lazımdır ki tepki alınmasın ve İslamiyet küçük düşürülmesin. En çok şahit olduğumuz olaylardan biridir. Çünkü kişi saf ve temiz haliyle namaz kılmaya ve İslamiyet'i incelemeye başlar. 3 ay, 5 ay sonra çevresine haydi siz de namaza başlayın ve bazı bu gibi telkinlerde bulunmaya başlar. İşte bu şekilde değil de bu ayetin hükmü altında nezaketle bu işlerin yapılması gerekmektedir. İrsal olunma, Allah'ın zatından efaline irsal olunmadır. Anlaşıldı mı cümle? İrsal olunma, yani gönderilme, risalet, rasul, peygamberlik manasına değil, kelime manasıyla irsal olunma, gönderilme, Allah'ın zatından sıfat alemine, sıfat aleminden esma alemine, esma aleminden de efal alemine irsal olunmadır. Yani mana aleminden, batın alemden, zahir aleme, madde alemine gönderilmedir. İşte bu sahada kimin ne kadar oluşumu var ise o kadar bu gönderilmişlikten sorumludur. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek şahsında bu sistem zuhura çıkmaktadır. Ve ondan sonra gelenler ondan nurunu, ruhunu ve hakikatlerini alarak onun görevinin elçileri olmaktadırlar. Ayrıca bu elçilik Muhammediyet mertebesinin elçiliğidir. İseviyet, Museviyet, İbrahimiyet değil. Bakın ne kadar yüksek bir elçiliktir. Yasin'den devam ediyor 36.4. Ala sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim üzerindesin. 36.5. Tenzilel azizir rahim. Aziz ve rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. Bu ayet-i kerimeler ve devamı hakkında özet yorumlar, Kur'an-ı Kerim'de yolculuk, 36-49, Yasin Suresi isimli kitabımızda vardır. Dileyen oraya da bakabilir. Onun için buraya sadece belirtilmiş. Fussilet 41-6, sezülleh, kul innema ene beşerun mislikum yuha ileyye. Ennemâ ilâhukum ilâhum vâhid. Mealen de ki
ben sadece sizin gibi bir beşerim. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Ey Habibim, ümmetine halinin zahir yönünü şöyle anlat. Manasında. Ben de sizin gibi yer içer, gezer, yatar, uyurum ve sizinle aynı şartlara beşer olarak yaşarım. İşte bu yüzden insana ancak insan ayna olabilir ve en güzel şekilde anlaşma, aktarma olur. Sizdeki hayat ve duygular ve nefs de aynen bende vardır. Bu yüzden halinizi, değerlerinizi ve hissettiklerinizi ben de hissederim. Benim yapamayacağım şeyleri de size tavsiye etmem. Bütün bunlar sizde de olduğundan siz beni anlarsınız, ben de sizi en iyi anlarım. İşte bu sebeple ben de sizin gibi bir beşerim de. Daha sonra batın yönünün hakikatini, bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor diyerek bildir. İşte ben bu vahyedilen ilahi hakikatleri beşeriyet mertebesine indirerek sizlerin de anlayabileceğiniz kelime terkipleriyle anlatmaya çalışıyorum de. Yukarıda bahsedilen Ahzab 33-40 مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالُكُمْ Fussulet 41-6 yuha ileyye dayanmaktadır. Yani Fussulet 41-6 yukarıda özetle izahı yapılmaya çalışıldı. Şura suresi 41-15 ayetinde Estağfirullah fe'li zalike fet'u ve sakım kema ümürte ve la tettebu ehva'ehum mealen işte bunun için artık sen onları davet et ve emrolunduğun gibi istikamet üzere ol ve onların heveslerine tabi olma. Yukarıda bahsedilen ayet-i kerimenin hükmüyle onları hakikatinde olan haktan aldığın vahiy hükümleriyle davet et ve emrolunduğun gibi istikamet üzere ol. Yani vahiy ile sana bildirdiğin ilahi hakikatleri beşeriyetine ve gaflete düşerek sendeki beni unutma. Onların hevesleri olan nefsi emmarelerinin hükümlerine tabi olma. Fetih suresi 48-4 Söz ve Hüvellezi enzele sekinete fî kulübül mü'minîne liyezdâdû imanen mea imanihim velillâhi cünüdü semâvâti vel ard ve kânellâhu alîmen hakîmen. Mealen mü'minlerin kalplerine imanlarını iman ile arttırsınlar diye sekineti indiren odur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır ve Allah alimdir, hakimdir. Bu ayet-i kerimeye biraz dikkatle baktığımızda sıfat mertebesinden olan hitaplar görülmektedir. Yani muhatap ümmettir ve burası da efal alemidir. Sıfat mertebesi efal mertebesinin halini bildirmektedir. Bu yüzden ayet-i kerime efalidir. Bu ayet-i kerimede önemli olan husus sekine kelimesidir. Elmalı Hamdi Yazır tefsirinde sekine kelimesini şöyle tarif etmektedir. Sekine, sükun bulmak, itminana kavuşmak, yani mutmain olmak, telaşlanmamak, kalbin huzura ermesi, yüreğin oturması, gönlün rahata kavuşması, tasalanmaması anlamlarını içerir demiş. Ayrıca gönlümüzden gelen şöyle bir tarifte yapabiliriz. Sekine, Allah'ın mümin kullarının kalplerine
selam ismiyle olan tecellisidir. Tekrar edeyim. Sekine, yani sükunet hali, ki bu bir hayli çalışma gerektirir, ondan sonra insana gelir. Huzur ve sükun manasındadır. Sekine, Allah'ın mümin kullarının kalplerine selam ismiyle olan tecellisidir. Bilindiği gibi sekene, Arabi lisanda mazi fiil olarak sakin oldu. Arapçası öyle mi? Sakin oldu manasındadır. İsmi faili sakinun, sakin olucu. İsmi mef'ulü meskûnün, sakin olunmuş. İsmi zaman, ismi mekanı ise meskendir. Yani sakin olunan, oturulan yerdir. İşte biz kendi gönlümüzü mesken haline, mekan haline getirirsek oraya da ilahi misafirimiz gelir, orada sekene olur. Gönlümüzde sekene, yani sakin olur. Hüve, o hu olan zat ki kulunun kalbine selam ismiyle tecelli etti, oturdu, sakin oldu. Hüve, hüvellezi enzele sekinete, dedi, burayı söylüyor. Hüve, o hu olan zat ki kulunun kalbine selam ismiyle tecelli etti, oturdu, onun sakini oldu. Burada Allah ismi ve mertebesi işaret edilmektedir. O öyle bir Allah'tır ki enzele sekinete, sekineyi indirdi. Yani zatına bağlı olan selam ismini indirdi. Nereye? Müminlerin kalplerine, içine. Yani müminlerin kalpleri selam isminin meskeni oldu. Bilindiği gibi kalp inkılap etmek, dönmek, dönme kabiliyeti olan mahal demektir. İşte daha evvelce her türlü şüphe ve tereddüde açık olan ve dönen müminlerin kalpleri o andan sonra selam ismine dönerek o isme ayna ve mahal, mesken olduktan sonra o ismin tesir ve tecellisine girip her türlü endişe ve tasadan kurtulmuş oldular. Buraya yazılmamış ama genel manada bu selam seke neden Fetih suresinde daha geçmekte diğer itibarları manalarıyla. Evet, böylece süremiz de dolmuş oldu. Burada keselim. Daha sonra devam ederiz.